Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hal değişimi ve ısıl denge başlıklarına bakacağız. Hemen içeriğimize bir göz atalım neler varmış. Bugün arkadaşlar az önceki başlıkta da gördüğünüz üzere öncesinde bir hal değişiminden bahsedeceğiz. Sonra da ısıl denge nedir bundan bahsedeceğiz ama öncesinde ödevlendirmemizi bir yapalım. Sıfırdan 9'a konu anlatımlı kitabımı açtım. Neredeymiş? Hal değişimi ve ısıl denge. Hemen bakıyorum. 5. üniteye başladık bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Isı ve sıcaklığın girişini yapmıştık. Böyle termometrelerle alakalı konuşmuştuk hatırlarsınız bir önceki videomuzda. Hal değişimi ve ısıl denge 162. sayfadan başlıyor ve 168. sayfaya kadar devam ediyor sevgili arkadaşlar. Şöyle bir bakmaya çalışalım. Oo ikinci seferde buldum. Hal değişimi ile alakalı öncesinde ne vardı? Kısa bir özetimiz vardı sevgili arkadaşlar ve bu özetteki bilgilerden faydalanarak çözebileceğiniz testlerimiz var arkasında. Diyelim ki takıldın bir yerde sıkıntı çektin ne yapıyorsun? Tats yanında hemen kare kodu okutuyorsun ve alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından çözülmüş videolu çözümlere ulaşıyorsun. Ama dedin ki ya hocam buradaki sorular az bize bunlar yetmez birze biraz daha soru göster. Hemen ne yapıyorum? Dinamo Soru Bankamı açıyorum elime ve Bakıyorum neredeymiş hal değişimi ve ısıl denge. 183. sayfadan başlıyormuş sevgili arkadaşlar. Burası da 183'e hemen bir bulayım. Bu sefer 3. seferden buldum. Yo, daha bulamamışım daha varmış. Şöyle çok gittim biraz geri geliyorum ve bulacağım. Hemen bulacağım. Ahanda buldum sevgili arkadaşlar. Hal değişimi ile alakalı ne vardı soru bankamızda da? Öncesinde konuyla alakalı bir adet örnek sorumuz var ve bu örnek sorunun çözümünü çok iyi bir şekilde incelememiz lazım. Çünkü buradaki örnek sorunun çözümünden yola çıkarak çözebileceğimiz dörter tane sorularımız var idi. Diğer soru türleriyle de alakalı. Yine sıkıntım oldu. Takıldın mı? Tat yanında hemen kare kodu okutuyorsun ve soruların videolu çözümlerine ulaşıyorsunuz. Haydi bakalım. Hemen içeriğimize başlayalım. Hemen karşıma bir ünlem işareti çıktı. Ne varmış bu ünlemin altında? Bir bakalım ne varmış sevgili arkadaşlar hep beraber. Evrende bulunan maddeler fiziksel hallerine göre demiş. Nokta 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 ve nokta nokta olmak üzere dörde ayrılıyormuş. Ne gelir buraya? Sevgili arkadaşlar zaten ilk öğretimde yedinci sınıfta olması lazım. Fen bilimleri dersinde görmüştünüz bunlardan üç tanesini. Bir dördüncüsü geldi. Katı diyoruz sevgili arkadaşlar. Sıvı, gaz, bir de dördüncüsü, bunu yeni öğreniyorsunuz, plazma diye geçiyor. Katısı ve gaz ve plazma olmak üzere dört gruba ayrılıyor. Yapısında çok sayıda iyon ve serbest elektron bulunduran, iyonize olmuş gaz bulutuna biz plazma adı veriyoruz. Yeni öğrendiğimiz madde hali plazma. Plazma yapılara örnek olarak neler verilebilir? Yıldızlar verilmiş sevgili arkadaşlar. Daha sonra aurora dediğimiz kuzey ve güney kutuplarında bulunan kutup ışıkları var. Auroralar verilebilir. Neon ışıklandırmalar verilmiş veya eskiden daha yaygında günümüzde biraz daha az kullanım alanı ama floresan lambalar vardı. Floresan lambalar arkadaşlar. Bunlar da yine iyonlaşmış gaz bulutuna örnek olarak verilebilir. Yani plazma haline örnek olarak verilebilir diyoruz ve geçiyoruz. Maddelerin bulundukları fiziksel hale faz adı veriliyor sevgili arkadaşlar. Maddenin hallerine madde fazı diyeceğiz ve maddenin bir fazdan diğer faza geçişine de hal değişimi diyoruz. Hal değişimi olarak tanımlanmaktadır, adlandırılmaktadır diyoruz sevgili arkadaşlar. Yani neymiş? Katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, gazdan plazmaya geçişler varmış. Biz bu geçişlere hal değişimi fazdan fazla geçişine hal değişimi diyormuşuz diyelim ve devam edelim. Şimdi önümüzde bir tablomuz var sevgili arkadaşlar. Görüyorsunuz tablomuzda katı, sıvı, gaz ve plazma hallerimiz mevcut. Burada isimleri yazıyor zaten. Neymiş? Hızlıca üzerinden geçelim. Katıdan sıvıya geçme haline erime, sıvıdan gaza geçmeye buharlaşma, gazdan sıvıya geçişe yoğuşma veya yoğunlaşma, sıvıdan katıya geçişe donma, katıdan Gaza geçişe, süblimleşme, gazdan katıya geçişe, krağalaşma, bir de dikkat gazdan plazmaya geçiş var. Gazın iyonlaşmasına, iyonizasyon, plazma haline geçmesine, plazma halindeki maddelerin de tekrar elektronlarını kazanması ve gaz haline dönmesine de deiyonizasyon adı veriyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bunları bir tablo üzerinde görelim hepsini hep beraber. Evet ne demiş? Sıvı haldeki bir maddenin ısı vererek katı hale geçmesi olayına sevgili arkadaşlar donma diyoruz. Sıvıdan katıya geçti. Ne yaptı? Bu arada dışarıya ısı verdi. Katı haldeki bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesi olayına ise erime diyoruz sevgili arkadaşlar. Sıvı haldeki maddenin ısı alarak bakın yine ısı aldı. Isı alarak gaz haline geçmesine buharlaşma diyoruz. Buharlaşma ve gaz haldeki bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesi olayına da ne diyoruz? Yoğuşma veyahut da yoğunlaşma diyoruz sevgili arkadaşlar. Gazdan sıvıya geçiş olayına. Dedik. Diğerlerini de görelim. Isı alan katı haldeki bir maddenin doğrudan gaz haline geçmesi olayına süblimleşme diyoruz sevgili arkadaşlar. Süblimleşme ısı veren gaz haldeki bir maddenin doğrudan katı hale geçmesi olayına da kırağılaşma, kırağılaşma diyoruz sevgili arkadaşlar. Burada okumuzun yönü yanlış olmuş. Gazdan katıya geçiş olacaktı. Şunu da şöyle düzeltelim. Burası düz. Şöyle hemen düzelttim. Gazdan katıya geçişe kırağılaşma adını veriyoruz. Gaz haldeki bir maddenin plazma haline geçmesi olayına iyonizasyon diyorduk iyonizasyon iyonlaşıyordu yani iyonizasyon dedim ve plazma halindeki bir maddenin gaz haline geçmesi yani iyonları tekrardan geri kazanması olayına da deiyonizasyon diyoruz sevgili arkadaşlar deiyonizasyon yanlış yazmayayım diye şöyle bir kontrol ettim ve geçiyorum diğer bir sunuma Hal değiştirme sıcaklıkları neymiş bu hal değiştirme sıcaklıkları bir bakalım. Erime sıcaklığı, donma sıcaklığına, kaynama sıcaklığı da yoğuşma sıcaklığına eşitmiş. Yani T erime, T donmaya bu ne demek? Mesela su için düşünürsek su diyoruz 0 santigrat derecede donar. Buz da 0 santigrat derecede erir. Aynı şekilde kaynama ve yoğuşma. Nasıl diyeceğiz buna kaynama ve yoğuşma içinde? Su 100 santigrat derecede kaynar. Buhar su buharı 100 santigrat derecede yoğunlaşır veya yoğuşur. Hal değiştirme sıcaklıkları belli koşullarda maddeler için ayırt edicidir. Bu konuştukları mesela az önce söylediklerim bir atmosfer basınç altındaydı sevgili arkadaşlar. Ve madde miktarına bağlı değildir. Buradaki cümleyle ne anlatmak istiyorum? Madde miktarına bağlı değildir derken şöyle bir ünlem atayım bunun sonucuna. Dikkat arkadaşlar bir bardak su da 100 santigrat derecede kaynar bir tencere su da 100 santigrat derecede kaynar. Ha Peki aralarındaki fark nedir? Birini kaynatmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç vardır. Genelde bu öğrencilerin gözünden kaçıyor. Dikkat arkadaşlar dikkat. Yani birini ocağın küçük gözüne koyarsın. Birini ocağın büyük gözüne koyarsın. Ama ikisi de en nihayetinde bir atmosfer basınç altında tabii ki 100 santigrat derecede kaynar diyoruz. Sevgili arkadaşlar ve devam ediyoruz. Şimdi gelelim kaynama ve buharlaşma olaylarının farklarına. Şimdi ne demiş? Kaynama belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir. Mesela su için 100 santigrat derece tabii bir atmosfer basınç altında. Ama buharlaşma öyle mi? Buharlaşma öyle değil sevgili arkadaşlar. Buharlaşma bütün sıcaklıklarda bütün sıcaklıklarda gerçekleşebilir. Gerçekleşir hatta ya böyle diyelim gerçekleşir. Mesela odanızın bir kenarına bir böyle bir bardak suyu dökün dökmeyin de yani kasıtlı olarak. Döktükten sonra belli bir süre geçtikten sonra oradaki suyun buharlaştığını görürsünüz. Oradaki suyu hissedemezsiniz bile arkadaşlar. İlla 100 santigrat derece sıcaklığına ulaşmasına gerek yoktur. Ortamdan alınan ısıyla gerçekleşebilirken buharlaşma kaynama için arkadaşlar dış bir kaynağa ihtiyaç vardır sevgili arkadaşlar. Daha sonra iki taraftan da bir boşluğumuz var. Ne olabilir acaba? Şöyle bakayım aşağıdakilere. Yavaş ve sessiz gerçekleşir buharlaşma. Kaynama ise hızlı ve gürültülü bir süreçtir. Böyle fokur 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 makarna yaparken filan. Genellikle sıvının sıcaklığı düşer buharlaşma olayında. Çünkü ortamın ısısını alarak buharlaşır. Ama sıcaklık sabit kalır. Çünkü bu bir hal değiştirmedir. Ne kaldı? Ha şu kaldı sevgili arkadaşlar. Kaynama olayı sıvının tamamında gerçekleşir. Tamamında. Ne demek hocam bu? Şu demek sevgili arkadaşlar kaynama olayı başladığı zaman sıvının alt kısımları da üst kısımları da fokurdar böyle. Ama buharlaşma öyle mi? Buharlaşma sadece sevgili arkadaşlar yüzeyde gerçekleşir diyoruz. İç kısımlarda alt kısımlarda gerçekleşmez böyle bir durum. Gerçekleşir dedim sadece yüzeyde ve devam ediyoruz. Şimdi ne gelecek acaba karşımıza? Bu bir tablomuz, bir grafiğimiz. Daha önce bu grafiğin bir benzerini yine ilk öğretim sıralarındayken görmüştünüz sevgili arkadaşlar. Birinci bölgede sıcaklık değişimi var şu kısımda. İkinci bölgede hal değiştirme var. Katıdan sıvıya geçiş var. Şu kısımlarda daha çok katıya yakın. Bu kısımlarda ise daha çok sıvıya yakın. Daha sonra yine bir sıcaklık değiştirdiğimiz bölge var. Sıcaklık değişiminde ne olmuşuz artık? Sıvı olmuşuz. Bir diğer bölgemiz var. Dördüncü bölge Dördüncü bölgemizde de yine bir hal değişimi var. Gazdan sıvıya geçiyoruz. Pardon yanlış söyledim. Sıvıdan gaza geçiyoruz arkadaşlar. Sırayı yanlış yazmışım burada. Sıvıdan gaza geçiyoruz. Öyle olacak. Hemen düzelteyim şöyle. S artı G diye yazayım ki çalışırken de dikkatimizden kaçmasın. Sıvıdan gaza geçiş var. Şu bölgede daha çok sıvı olduğunu, şu bölgede ise daha çok gaz olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra yine bir sıcaklık değiştirdiğimiz bölge var. Yani birinci bölgede üçüncü bölgede ve beşinci bölgede alınan ısı sıcaklığın değiştirilmesine kullanıldı. Ama ikinci ve dördüncü bölgede alınan ısı hal değişimine kullanıldı. Hani bahsetmiştik ya katıdan sıvıya sıvıdan gaza filan geçişler vardı. Onlara kullanıldı diyoruz sevgili arkadaşlar. Peki ısı alan ya da veren maddelerin sıcaklıklarındaki bu değişim yani delta T nelere bağlıymış sevgili arkadaşlar? Maddeye verilen ya da maddeden alınan Neye bağlı? Isıya bağlı tabii ki. Madde miktarına bağlı yani kütleye ve sevgili arkadaşlar maddenin cinsine bağlıdır. Yani mesela yağ için farklıdır bu değer, su için farklıdır bu değer. Çünkü bu maddelerin öz ısı dediğimiz bir kavramları vardı. Bir önceki dersimizden hatırlamanız gerekmekte sevgili arkadaşlar. O halde burada biz şöyle bir ifade kullanabilir miyiz? ısı alan ya da veren maddelerin sıcaklıklarındaki değişim için. Şöyle bir formülümüz var. Q eşittir M çarpı C çarpı delta T. Bunu daha önceden görmüş olabilirsiniz arkadaşlar. Kel macit diye genelde kodlarlar. Cismin kütlesine, öz ısısına yani madde cinsine, maddeye verilen ısıya madde miktarına bağlıdır. Bu delta T. Bunu çekerseniz Buradan yorumlar yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İşte ısıyla doğru orantılı, kütle ve öz ısıyla ters orantılı gibisinden yorumlar da yapılabilir diyorum ve geçiyorum diğer sunumuma. Demiş ki erime sıcaklığındaki 1 gram katı maddenin sıvı hale geçebilmesi yani hal değişiminden bahsediyoruz. Sıvı hale geçilmesi için maddeye verilmesi gereken ısı miktarına ne diyoruz sevgili arkadaşlar? Erime ısısı diyoruz. Ve erime ısısı LE ile gösteriliyor. Birimi kalori bölü gram. Ne vardı bir öncekinde Kalori bölü gram çarpı santigrat derece vardı. Sıcaklık değişiminde oradaki C'nin birimi kalori bölü gram çarpı santigrat dereceydi. Ama burada o var mı? Yok. Çünkü sıcaklık sabit arkadaşlar. Hal değiştirme esnasında sıcaklığımız sabit. Bu yüzden birimimiz kalori bölü gram. Saf maddeler için ayırt edici bir özellik. Su için, yağ için, işte cıva için farklı farklı değerler alabiliyor. Her madde için farklı değer aldığı için de biz ne diyoruz? Ayırt edici bir özellik diyoruz. Donma sıcaklığındaki bir gram sığ maddenin katı hale geçebilmesi için dışarı vermesi gereken ısı miktarına da donma ısısı diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve donma ısısı LD ile gösteriliyor. Birimi yine kalori bölü gram. Saf maddeler için bu da ayırt edici. Ve arkadaşlar dikkat. Erime ısısı donma ısısına eşit aynı erime sıcaklığının donma sıcaklığına eşit olması gibi. Hani demiştik ya su 0 santigrat derecede donar, buz da 0 santigrat derecede erir diye. Aynı bu şekilde erime ısısı da donma ısısına eşit. Su için bilmenizde fayda var. Bazen sorularda unutulabiliyor. Su için erime ısısı donma ısısına eşit ve değeri de arkadaşlar 80 Kalori böyle gram diye geçer kaynaklarda haberiniz olsun bazen unutulabiliyor o yüzden bilmenizde fayda var ben artık bir böyle yerleşmiş kafama unutamıyorum. Kaynama sıcaklığındaki 1 gram sıvı maddenin gaz hale geçmesi için maddeye verilmesi gereken ısıya da arkadaşlarım buharlaşma ısısı diyoruz. Buharlaşma ısısı. Ve yine bunun da birimi kalori bölü gram. sah maddeler için bu da ayırt edici. Yoğunlaşma sıcaklığındaki 1 gram gaz maddenin sıvı hale geçmesi için dışarı vermesi gereken enerji miktarına da sevgili arkadaşlarım yoğunlaşma ısısı diyoruz. Yoğunlaşma ısısı diyoruz ve yoğunlaşma ısısı LY ile gösteriliyor. Bunun da birimi yine az öncekinde olduğu gibi kalori bölü gram. Saf maddeler için bu da ayırt edici ve yine arkadaşlar buharlaşma ısısı yoğunlaşmasına tabii ki değişit. Aynı kaynama ve yoğuşma sıcaklığında olduğu gibi. Bu sefer formülümüz Kamil diye geçiyor. Bir öncekinde Kel Macit'ti. Bu sefer Kamil arkadaşlar. Kamil formülünde Q ısı M maddenin miktarı yani kütlesi L ise hal değiştirme ısısı olmak üzere verilen formülümüz bu. burada yazmışız zaten M kütle L hal değiştirme ısısı diye. Dolayısıyla hal değişimi için gerekli olan enerji ne ile doğru orantılıdır denilecek olursa arkadaşlar. Hal değiştirme ısısıyla doğru orantılıdır. Şöyle yazalım. Hal değiştirme ısısıyla ısısıyla ve Kütle ile yani madde miktarı ile doğru orantılıdır. Ya hocam hem yukarıda hem aşağıda niye yazıyorsun? Dikkatinizi çeksin diye yazıyorum arkadaşlar. Böyle soru bankalarında falan yorum sorularında çokça karşınıza çıkacak. Böyle çoğu hesap sorusu değil de işte Q artarsa ne olur? M artarsa ne olur? L artarsa ne olur? Gibisinden sorular çıkıyor. Orada he, formülü yazıyor öğrenci düşünüyor sonra. M çarpı L. M verilmemiş L verilmemiş. Ben bunları ne yapacağım? İlla çarpma. Çoğunda şunu görüyorum. İşte hocam burada 3 verilmiş. Burada 5 verilmiş. Ben bunları çarptım 15 buldum. Neye göre çarptım? onu bilmiyor. O yüzden arkadaşlar bakınız yorum soruları sizi avlayacak olan sorulardır. İlla her bulduğun sayıyı çarpma öyle. Dikkat et aman diyeyim. Aşağıdakilerden hangisi donma noktasını düşüren olaylardan biridir demiş. Burada da arkadaşlar safsızlık denilen bir durum söz konusu aslında onunla alakalı bir soru. Kesilen bir karpuzu güneş ışınları altında tutmak bu olay buharlaşmayla alakalı. Ne demiştik buharlaşma esnasında genellikle sıvının sıcaklığı düşer demiştik. Karpuzu kestiğiniz zaman ortasından böyle kestiririz karpuzu. Ne yapıyor? Oradaki buharlaşan su molekülleri ortamın ısısını alarak uzaklaştığı için oradaki karpuzun sıcaklığını bir miktar ne yapıyor? Azaltıyor. Altıyor. Ama bunun donmayla alakası yok. Düdüklü tencerede yemek pişirmek, düdüklü de dış basıncı arttırıyor sevgili arkadaşlar. Dış basıncı arttırdığı için içerideki su yüz değil de 110, 120, 130 gibi santigrat derecelerde kaynamaya başlıyor. Bundan dolayı da yani daha kolay pişiyor yemekler ama bunun da donmayla alakası yok. Kar yağdığında yollara tuz serpilmesi. Aha da doğru cevabı bulduk sevgili arkadaşlar. Kar yağdığında yollara tuz serpilir ve bu tuz maddenin safsızlığını arttırır. Yani saf olmayan bir şey girdiği için içeriye bu suyun donmanı noktası aşağılar iner. Yani eksi iki eksi üç gibi. Dolayısıyla o sıcaklıklarda buzun erimiş haliyle daha böyle haşır neşir oluruz. Çamaşırların kuruması olayı da yine buharlaşmayla alakalı bir durum. Sıcak ve soğuk ortam arasındaki camın buğulanması ise yoğunlaşma ya da yoğuşmayla alakalı bir durum diyoruz. Burada esas mevzumuz bize sorulan C seçeneği idi sevgili arkadaşlar. Hoppa kocaman bir hatırlamamız var. Neyi hatırlamamız gerekiyor acaba bakalım neleri hatırlamamız gerekiyormuş. Haydi hatırlayalım bakalım. Etkileşim halindeki ve sıcaklıkları birbirinden farklı iki sistem arasında alınan ya da verilen enerjiye ısı diyorduk sevgili arkadaşlar. Bu ünitemizin başında geçiyordu bu kavramlar ama unutmayın bunları sakın. Isı sıcaklığı yüksek olan sistemden düşük olan sisteme doğru aktarılan bir enerji türüydü. Bir sistemdeki atom ve moleküllerin ortalama kinetik enerjilerinin bir göstergesine de ne diyorduk? Sıcaklık diyorduk sevgili arkadaşlar. Sıcaklık hatta bunu böyle T ile gösteriyordum ısıyı da böyle Q gösteriyordum. Bunu ünitemizin başında bir önceki videomuzda anlatmıştık zaten. Aman diyeyim bunu unutmayın çünkü ısıl denge konusunda bu bize lazım olacak sevgili arkadaşlar. Temas halindeki sistemlerde sıcaklığı yüksek olanın sıcaklığı ne olacak? Azalırken diyeceğiz, azalırken. Düşük olanın sıcaklığı artar arkadaşlar. Çünkü ne yaptı? Biri diğerine enerji verdi. Isı veren sistemin moleküllerinin enerjisi enerjisi dolayısıyla sıcaklığı düşer diyoruz. Isı alan sistemin moleküllerinin enerjisi şimdi ısı aldı. Bu sefer ne yapacak? Moleküllerinin enerjisi artar ve dolayısıyla sıcaklığı da yükselir diyoruz sevgili gençler. Isı alışverişi her iki sisteminde sıcaklıkları eşit oluncaya kadar devam eder. Sıcak olan maddeden soğuk olan maddeye doğru enerji akışı gerçekleşiyor, gerçekleşiyor ve sağ tarafta sol tarafın sıcaklıkları eşit olduğu zaman böyle mora boyadık. Niye? Bu taraf kırmızı, bu taraf mavi yani böyle karışmış gibi düşünün. Sıcaklıkları eşitlenerek ısı aktarımının durmasına ise işte bugünkü başlığımız olan ısıl dengeyi yazıyorum sevgili arkadaşlar. Eğer sıcaklıklarımız eşitleniyorsa ısıl dengeye ulaşmışım demektir diyoruz ve devam ediyoruz. Farklı sıcaklıktaki ve temas halindeki sistemlerin ısı alışverişi sonucunda ulaştıkları son sıcaklığa denge sıcaklığı diyoruz. Denge sıcaklığı dedim ve denge sıcaklığı TD ile gösteriliyor sevgili arkadaşlar. Denge sıcaklığındaki sistemler termal dengedeki sistemler olarak adlandırılıyor. Yani son sıcaklıkları eşit olan sistem manasına geliyor. Termal dengedeki sistemlerin sıcaklıkları birbirine eşittir. Tabi son sıcaklıkları arkadaşlar. ilk sıcaklıkları değil. İlk başta da bize böyle farklı farklı şeyler verilebilir. Değerler, durumlar verilebilir. Bu durumlarda işte mesela suyun içerisinde buz atarım, buzun içerisinde su atarım falan filan. En son durumdaki sıcaklıkları birbirine eşit diyoruz. Termal dengede sayılabilmesi için. Sıcaklıkları farklı. Çevreden izole edilmiş ve birbirleriyle temas halindeki iki sistemden birinin verdiği ısı diğerinin aldığı ısıya eşittir. Yani yalıtık sistemler için alınan ısı verilen ısıya eşit. Neydi? Enerji yoktan var edilemiyordu, vardan da yok edilemiyordu. Ancak başka birimlere, başka şekillere dönüşebiliyordu. Bunda da birinin aldığı ısı diğerinin verdiği ısıya eşit arkadaşlar. Kayıp yoksa, çevreden izole edilmiş ise yalıtık veya izole edilmiş diye yazar zaten sorularda. Isı alan sistemlerin iç enerjisi artar. İç enerjisi tabi burada sıcaklığının artacağı şeklinde de yorumlanabilir. Eğer hal değişim noktasındaysa arkadaşlar hal değiştirdiği de söylenebilir. Isı veren sistemlerin de iç enerjilerinin azalacağını söylüyoruz ve devam ediyoruz. Oo, güzel bir soru. Sıcaklıkları farklı. A ve B katıları şunun altına bir çizeyim. A ve B katıları ikisi de katı haldeymiş. Güzel. Isıca yalıtılmış bir ortamda birbirlerine dokundurulduklarında A katısının sıcaklığının değişmediği. O zaman A ne yapmış sevgili arkadaşlar? Sıcaklığı değişmiyorsa A hal değiştirmiş. B, B için bir şey vermemiş. O zaman B'nin sıcaklığının da düştüğünü söylerim. B, hatta şöyle yazayım. TB düşecekmiş. Çünkü niye? A'nın sıcaklığı değişmediğine göre ve A katı olduğuna göre arkadaşlar A erimeye başlamış. Bunu kim sağlamış? B sağlamış. B nasıl sağlamış? Erimesi için bir maddenin dışarıdan enerji verilmesi gerekiyordu. O halde B'nin sıcaklığı azalmış. Bu sıcaklığını A'ya vermiş. A'da hal değiştirmiş diye düşünmem lazım. Yargılarından hangileri doğrudur? A erime noktasında bir katıdır. Doğru bir ifade. A katısının erime noktası B katısının erime noktasından yüksektir. Yahu A eridi. B henüz erimedi. Yanlış. A katısının erime noktası B'ninkinden daha düşük sevgili arkadaşlar. A verdi çünkü. Isı geçici B'den A'ya olmuştur. Doğru bir ifade çünkü B'nin sıcaklığı az oluyor demiştik. B'nin ilk sıcaklığı A'nın ilk sıcaklığından yüksektir. Ne demiştik ısıl denge için? Sıcak olandan soğuk olana doğru bir aktarım gerçekleşiyordu. Dolayısıyla bir... 3 ve 5 numaralı öncüllerimizin doğru olduğunu söylüyoruz sevgili arkadaşlar ve geçiyoruz. Diğer bir sorumuza sevgili arkadaşlar. Demiş ki 50 santigrat derecede kütlesi 10 gram olan su ile 70 santigrat derecedeki 50 gram su ısız yalıtılmış ve ısı sahası önemsiz olan bir kapta karıştırılıyor. Karışımın denge sıcaklığı. Bakın burada ne dedi aslında bize yalıtılmış bir sistemden bahsetti. Karışımın denge sıcaklığı T denge kaçtır diye sormuş. Hemen bakalım. Ne yazmamız lazım? Q alınan eşittir. Q verilen şeklindeydi. Yani. M1 çarpı C1 çarpı delta T1 eşittir. M2 çarpı C2 çarpı delta T2 şeklinde yazmam lazım. Birincisi için yazıyorum. 10 grammış. Su dediği için öz bir. Denge sıcaklığı. Şimdi 50'den büyük ama 70'den küçük olacak. O zaman şöyle dedim. T denge eksi 50. Çünkü bunun ilk sıcaklığı 50 idi. Delta T'si için buna böyle yazmam gerekiyor. Daha sonra eşittir. M2 50 gram çarpı C2 1 çarpı delta t2 bu da 70'ten küçük olacak. 70 eksi t denge diye de bunu söyledim. Şununla şu gitti. Buradan t denge eksi 50 eşittir 5 kere 7 35 350 eksi 5 t denge yaptı. Onu da buraya atarsam 6 tane t denge bunu da buraya attım 400'müş. T denge sevgili arkadaşlar 200 bölü 3 santigrat derece olarak çıktı karşımıza. Birinin aldığı ısı ise diğerinin verdiği ısıya eşitledim. MC delta T'leri her ikisi içinde ayrı ayrı yazdım ve sonuca ulaştım. Esas bizim karşımıza gelecek olan soru tipi budur bence. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir ortamda eksi 80 santigrat derecedeki 20 gram buz ile 40 santigrat derecedeki 60 gram su bir araya getirildiğinde denge sıcaklığı ve son fiziksel durum nedir? Bakın burada bir hal değişimi var. Öncelikle biri verecek ısıyı biri de alacak ısıyı. Önce veren için yani su için şu tarafa bir denklem çıkarayım. Su için. Dedim ki suyun tamamı bir sıfıra gelseydi suyun sahip olacağı enerji ne olurdu? QS dedim su manasında. M bu arada neredeydi onu bir bulalım. 60 gram su 40 santigrat derecede M60 C1 delta T'de 40'tan 0'a indiğini varsaydığım için ne dedim buradan 2400 kalori kadarlık bir enerjiye sahipmiş su şimdilik. Bakalım bunun hepsini kullanacak mıyım bir kısmını mı kullanacağım onu göreceğiz. Hemen buz için olan kısmına bakıyorum. Buz dedim buz için. Onu da mavi kalemle yazayım. Hani su sıcak, buz soğuk gibi. Q buz Önce bu buzun sevgili arkadaşlar 0 santigrat dereceye gelmesi için ne kadar enerjiye ihtiyacı var bunu bulalım. M nerede M 20 gram C 05 olarak soruda verilmiş 1 bölük diye yazdım delta T eksi 80'den 0'a 80 o zaman şunun aşı gitsin 10 10 çarpı 80'den 800 kalori bir aldı. 2400 800 alsa daha bayağı var 1600 kadar daha var o yüzden devam ediyorum. O zaman buzu bir de eriteyim. Q buz 2 erime yani. M çarpı L erime diye yazalım. M'im 20 gram. L erimemiz nerede? 80 olarak verilmiş. 20 çarpı 80. 286. Oo çok güzel çıktı. 1600 kalori de buna lazım oldu. Bakın arkadaşlar 800 sıfıra getirmek için 1600 eritmek için verdim. 2400 bu aldı. Bu da 2400 verdi. Ne oldu? Bunun aldığı bunun verdiğine eşit. O halde denge olayı, denge, sıcaklığı, buzun tamamını erittim mi? Erittim. Suyun tamamı dondu mu? Hayır, sıcaklığını kaybetti. Denge sıcaklığı o zaman 0 santigrat derece. Peki ne kadar? 20 gram bu vardı. Onu erittim. 60 gram da suyum vardı. 0 santigrat derece 80 gram dedim sevgili arkadaşlar. Denge sıcaklığı için birinin verdiği diğerinin aldığına eşit oldu dedim ve devam ettim. Oo güzel. Dinamo soru bankamızdan arkadaşlar 184. sayfadaki birinci soru. Kütlesi 20 gram olan K cisminin sıcaklık ısı grafiği şekilde verilmiştir. Buna göre K cisminin erime ısısı kaç kalori bölü gramdır diye sormuş. Erime dediği için bizim sadece şu kadarlık kısma bakmamız lazım. O halde dedim ki Q eşittir M çarpı L diye yazdım. L hatta ne hangisiydi? Erime. Erimeyi yazdım. Q ne kadar? 342 ile bitmiş olay ama 232'de başlamış. Kütlemiz 20 gram çarpı L erime dedim ki zaten bana bunu soruyor. 342'den 232'yi çıkartırsam buradan 110 eşittir 20 çarpı L erime geldi. Şununla şu gitsin 11 bölü 2'den 5,5'miş arkadaşlar L erime. B seçeneğinde doğru cevabımızı bulduk sevgili arkadaşlar dedim ve konu biterken neler gördük bugün hal değişiminden bahsettik katıdan sıvıya sıvıdan gaza katıdan gaza geçişlerden filan bahsettik plazma halini öğrendik ve son olarak da ısıl denge durumlarına baktık ısıl denge sorularında dikkatinizi çekmek istiyorum sevgili arkadaşlar genellikle Q alınan Q verilene eşit şeklinde yazarım ama tek başına M çarpı C çarpı delta T olmak zorunda değil bazen artı buraya m çarpı l de gelebilir diyelim. Diğer tarafta da tabii ki bunların benzerleri olabilir. Aman unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Öyle fizik kitabını, fizik soru bankasını da okuyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar, yorumlarınızı önemsiyoruz. Sizin için bu video yararlı oldu mu? Bize bir tavsiyen, bir önerin var mı? Bir önceki videomuzdaki ödüllü soruyu bulabildin mi? Ve videoya like atmayı unutmuyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ve geçelim haftanın ödüllü sorusuna. Haftanın ödüllü sorusu ekranlarınızda. Cevaplarınızı muhakkak yorumlara bekliyorum. Bir de arkadaşlar tatilde, ara tatilde fizikte hangi konularınızı tamamladınız? Bunları da yorumlarınıza e, eklemeyi sakın ha sakın unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.